söndüğünde ya da bir yıldız kaydığında bir denizci ölür derler. Ancak ömürleri mücadeleyle, kavgayla, silah hasretiyle geçmiş denizciler için öldü demek değil de ölümsüzleşti demek daha anlamlı olacaktır. En azından ışık saçmış ve iz bırakmış olanları için. İstanbul. Yüzyıllardır kavganın, hasretin, mücadelenin şehri. Hüznün ve kavuşulmamanın en şık tiyatro sahnesi. Hele ki 1950'li, 60'lı yılların İstanbul'u. Bugün ancak eski filmlerde aradığımız ya da hayranlıkla büyüklerimizden dinlediğimiz büyülü şehir. İstanbul'un o en güzel yıllarını genç bir Bahriyeli olarak yaşayan Atilla Kıyat'ın öyküsü. 20 Aralık 1941'de İzmir'de dünyaya geldi Atilla Kıyat. Orta halli bir ailenin iki çocuğundan biriydi. 1950 yılının 7 Haziran'ında İzmir'den kalkan Aksu vapuru İstanbul'a vardığında kendisini Bahriye'ye taşıyacak Erenköy yılları başlıyordu. O yıllarda Erenköy, tarihi köşkleri, çeşmeleri ve mis kokulu bahçeleri ile biliniyordu. Küçük bir çocuk için son derece güvenli ve masalsı bir ortam. Yaş ortalaması belki de 12 olan ve Erenköy bahçelerinde oyunlar oynarken dönemin değerli milletvekili ve İstiklal Madalyası sahibi Necmettin Sahir Sılan'ı oyunlarına ara vererek selamlayan ve kendisinden de aynı ciddiyet ve babacan tavırla o selamı alan çocuklar. Eskide kalmış gibi değil mi? Sultan Sokak. Bu sokağa ilk geldiğimde 6 yaşındaydım. Babamla birlikte amcamları ziyarete gelmiştik. Ve şu anda karşımdaki apartmanları gördüğünüz yerde boş bir arsa ve bu arsanın ortasında sonra uzun yıllar içinde yaşayacağımız ev inşa ediliyordu. Ve ben babamla birlikte o inşaatı gezdiğimi de anımsıyorum. Evimizin yanındaki arsada 8-10 yaşlarındaki çocukların arasına katıldığım zaman onların bir top peşinde koşmadıklarını, gülle attıklarını, çekiç attıklarını, cirit attıklarını, yüksek atladıklarını, 3 adım ve uzun atladıklarını gördüm. Yani çocuklar futbol oynamıyor, atletizm yapıyorlardı. Ben de onlara katıldım. Ve zaman zaman durduklarını, Mefus Bey geliyor, Mefus Bey geliyor dediklerini duyardım. Hep birlikte o gelen kişiye doğru dönerdik. O gelen kişi Necmettin Sahir'di ve Necmettin Sahir arkamdaki şu beyaz köşkte yaşardı. Sultan Sokağı'nın önemi benim gerek ailemin, özellikle babamın isteği, gerekse de benden önce Deniz Lisesi'ne giren İlhan Gencoğlu'nu belki imrenmem, belki ona karşı duyduğum sevgi ile deniz subayı olmama karar verdiğim sokaktır Sultan Sokak. Onun için de hala çok önemlidir benim için. 50'li yılların İstanbul'unda dönemin şairlerine, edebiyatçılarına, ada vapurlarında ya da tren istasyonlarında rastlamak sürpriz değildi. 1900'lü yılların başlarında özgün bir mimari ile inşa edilen tren istasyonları İstanbul'un kent kimliğine büyük değer katıyordu. Erenköy tren istasyonu benim Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu yıllarındaki öğrenciliğim sırasında Erenköy'deki mahalle arkadaşlarımla buluşma yerimdi. Burada hep bir araya gelir ve buradan ya futbol ya voleybol oynamaya gider ya da bir lokalde toplanıp bir iki kadeh bir şey içerek kağıt oynardık. Ama esas hayatımdaki önemli yerlerinden biri özellikle yaz aylarında burada toplanıp hep birlikte Süreyya Plajı'na gidişimizdi. Bu mahalle benim için önemli. Binanın tam arkasındaki köşede bitirdiğim ilkokul, diğer köşede babamın bakkal dükkanı ve gene bu istasyondan benim Kadıköy Ortaokulu'na her sabah gidişim dün gibi aklımda. Resimlenmiş duvarları ve sapsarı kumsalı ile adını Osmanlı'nın son dönem paşalarından Süreyya Paşa'dan alan eşsiz Süreyya Plajı.
Arkamda gördüğünüz anıt, o zaman bugünkü gibi sahilden 300 metre içeride değil, denizin ortasında bizim yüzerek gittiğimiz anıttı. Benim bu plajda birçok anılarım oldu, birçok arkadaşlıklarım ve dostluklarım oldu. Hepsini teker teker saymam mümkün değil. Ama ikisinden özellikle bahsetmek isterim. Bir tanesi Kore'deki Tugay komutanı, Tuğgeneral Tahsin Yazıcı'nın oğlu Bali Yazıcı. Ben genç bir harp okulu öğrencisi, o genç bir üsteğmen. Çok değerli sohbetlerimiz olmuştu. İkincisi ise sevgili eşim Nil. Nil o seneler tabii ki teyzesinden izin alarak ancak Süreyya plajına getirebildiğim yaşlardaydı. Gelirdik beraber. Arkamda gördüğünüz anıta yüzerdik, otururduk, sohbet ederdik. Zannedersiniz ki kulağına aşk kelimeleri fısıldardım. Hayır, ben onu coğrafyadan imtihan ederdim. 1961 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu Atilla Kıyat. Hem de okulun ilk milli voleybolcusu olarak. İstanbullular ve Bahriyeliler için büyük önem taşıyan Heybeli Adada yılları geçti. 1773 yılında Osmanlı Devleti'nde kurulan, batılı anlamdaki ilk modern okul olan bu güzide kurum, sayısız Bahriyeli gibi Atilla Kıyat'ı da hayata kazandırdı. Gençlik yıllarımın 7 senesi Heybeli Adada geçti. Bu 7 senenin 5 yılı ise arkamda gördüğünüz okulda, Deniz Lisesi ve Harp Okulu'nda. 1 Eylül 1956 sabahı rahmetli babam beni sivil elbiseyle teslim etti. Ben 30 Ağustos 1963'te donanmaya katılmak üzere Heybeli'den ayrıldım. Tabii ki ayrıldığım o gün 25 yıl sonra bu güzide yuvanın yeni yerinde Tuzla'da komutanlığını yapacağımı da bilmiyordum. Ama bu okul bana çok şey verdi. Sadece bana denizci olmayı, asker olmayı öğretmedi. Verdiği bilgilerle beni toplum içinde söz sahibi olabilecek bir mühendis seviyesine yükseltti. İlk komutanım Refet Gürülü, ondan sonra ufkumuzu daha o küçük yaşlarımızda çok geniş olarak açan Haydar Olcay Noyan'ı, elinden diplomamı aldığım Fahri Karayel'i özellikle tabii ki hatırlayacağım. 1960 ihtilalinden sonra İstanbul'da yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantılarında görevlendirildik. Genel olarak mimandarlık görevleriydi. Bu toplantıda bir gemi gezisiyle son buldu. Ama bu sefer şehir hatları gemisi değil, TCG Savarona'ydı. Bu da benim Savarona'ya ilk adım atışımdı ve ben 1960 yılında, nasıl 1963 yılında bu okuldan mezun olurken 25 sene sonra bu okula komutan olacağımı bilmiyorsam, 60 yılında Savarona'dan ayrılırken de 1980 yılında Savarona'ya komutan olacağımı bilmiyorum. ...1960'lı yılların Heybeli Adası'nda ada halkının sevgisini kazanmıştı genç Bahriyeliler. Adalı Rumlar dahil herkes onların tören geçişlerini coşkuyla karşılıyor, ayakta alkışlıyordu. Atilla Kıyat'ın ve sınıf arkadaşlarının adadaki uğrak mekanı ise Park Restoran'dı. Bu güzel mekan 1927 yılında Acem'in Yeri adıyla ahşap bir meyhane olarak hizmete açıldı. 1960'lı yıllarda mekanı İranlı sahiplerinden satın alan Necati Çukur, genç Bahriyelilere uzun yıllar abilik etti ve sadece onlar için veresiye çalıştı. Sizlerle 58 yıl önce oturduğum iskemle ve masadan sohbet ediyorum. Adadaki subaylık yıllarımızda, yani 62 ve 63 yıllarında en az haftada iki kere gelip akşamları yemek yediğimiz restoran. Arkadaşlarımızla beraber dertleştiğimiz, arkadaşlarımızla beraber vatanı kurtardığımız, arkadaşlarımızla beraber bazen isyan ettiğimiz, bazen şükrettiğimiz restoran.
Bu restoranda sevgili Necati bizleri misafir ederdi. Garsonların ise Filippo, Todori ve Stavro olduğu restoran. Bize daha çok Stavro hizmet ederdi. Bu üç Rum garson arkadaş tamamen dolu olan bu restoranda hiçbir şeyi aksatmadan her şeyi tıkır tıkır işletirlerdi. Stavro'yu unutmadık, nurlar içinde yatsın. Necati'yi unutmadık, nurlar içinde yatsın. Ama benim Necati'yi son gördüğüm zamanlarda paylaştığım bir anım var. Savarona komutanıyım, tekrar geldim buraya. O gün Savarona'yı benden sonraki komutana teslim etmiştim. Bir insanın sevgilisinden ayrıldığı bir üzüntüyle buraya oturdum. Ve o gün Necati ile dertleşirken Necati bana bazı subaylar veresiye defterine yazdırdılar ama sonra ödemeden adadan ayrıldılar dedi. Ben üzülerek Necati ver onların isimlerini bana. Ben çözerim bu konuyu dediğim zaman da olur mu Atilla Yarbay'ım? Ben yıllarca Bahriye'nin ekmeğini yedim. Şimdi 2-3 tane bu şekilde yapmış olan arkadaş yüzünden Bahriye'yi üzmek ister miyim? Lütfen ben sadece seninle bunu bir dertleşme olarak gündeme getirdim dedi. Yıllar sonra zaman zaman bu restorana uğradım. 2013 yılında Necati'yi kaybettik. Ve Heybeli adayla bütünleşmiş olan bu restoran ne mutlu ki bana hala yaşatılıyor. Oğlu Ali Rıza tarafından. Ve ben geçmişe bakıyorum. Anılarımın öldüğü birçok mekan varken anılarımın yaşadığı Park Restoran'da şu anda olmaktan son derece mutluyum. Eski İstanbul hikayelerinin başında şüphesiz Beyoğlu gelir. Hanları, pasajları, sinema ve gazinolarıyla, insanların şıklığı ve birbirine olan saygısıyla bizlere anlatılan Beyoğlu. 19. yüzyılda entelektüel anlamda son derece gelişmiş olan bu semt, Bahriyeliler için de bir cazibe merkeziydi. Paris'in, Viyana'nın sanat sahnesinde ne varsa aynısını Beyoğlu'nda yakalamak mümkündü. İstiklal Caddesi'nde pasajdayız. Benim İstiklal Caddesi'yle tanışmam ortaokul yıllarıma dayanır. Ortaokulda bütün derslerim pek iken İngilizcenin orta olması rahmetli babamı telaşlandırdı. Beni bu caddedeki uluslararası bir lisan okuluna özel dersler almam için gönderdi. O zaman haftada iki gün orta bir, orta iki talebesi olarak bu okula gelir giderdim. Bu aldığım dersler Deniz Lisesi ve Deniz Harbi Okulu öğrenciliğim zamanında İngilizceden beni hep sınıf birincisi yaptı. Deniz Lisesi ve Deniz Harbi Okulu demişken Heybeli Ada dışında geçirdiğimiz hafta sonu çok kısıtlı saatlerde tek keyif olabileceğimiz yer İstanbul'da İstiklal Caddesi'ydi. Ve mümkün olduğu kadar fazla zamanımızı bu caddede harcadık. Bu caddeye çıkmak ayrı bir heyecandı. Ve bu cadde sadece cadde olarak değil, Kadıköy'den bindiğimiz vapur, sonra bindiğimiz tünel, tünel boyunca yürüdüğümüz yollarla bütünleşmiş bir caddeydi. Ve biz bu caddeye o zaman çıkmadan önce inanın sanki bir düğüne gidermiş gibi hazırlanır ve takım elbiselerimizi, kravatlarımızı giyer öyle çıkardık. Sinemaya giderdik. Pasaja gelirdik. Atlantik büfeye, restorana giderdik. O zamanın meşhur restoranları, büfeleri. Çok sık mı giderdik? Hayır. Ay sonlarına doğru maaşımız bittiği için biz de o zaman daha çok sinemaları tercih ederdik. Emek sineması, Yeni Melek sineması, Atlas sineması en fazla gittiğimiz sinemalardı. Ama şöyle bir güçlüğümüz vardı. O zaman böyle internet üstünden falan bilet almak mümkün değil. Biz bütün hafta Heybeli Ada'dayız. Biletleri nasıl alacağız? Cumartesi geliriz. Zaten kısıtlı vaktimiz var. Gireceğimiz seansa bakarız. Bilet yok. Ve yol boyunca kara borsacılar Yeni Meleğe, Atlas'a, Emeğe bilet verelim derler. Ve normal fiyatlarının 2 veya 3 katıyla bize satarlardı. O zaman canımıza tak etmişti. Anımsıyorum.
bir hafta sonu oldukça kalabalık Beyoğlu'na çıktık ve kara borsacılardan biletleri aldık ama istedikleri 2-3 kat parayı değil, sadece bilet ücretini verdik. Çok kalabalık oluşumuz. Tabii ki onların bize herhangi bir şey yapmalarına mani oldu. İstiklal Caddesi'nde bir de gece hayatımız vardı. O zamanın pavyonları. Zaman zaman da olsa uğrardık, gençlik. Ama İstiklal Caddesi derken tabii İstiklal Caddesi'nin sonundaki Maksim'i de unutmamak lazım. Gazino kültürünü rahmetli babamdan almıştım. Çocukluğumda, o zaman Tepebaşı Gazinosu'nda, arkalarında Türkiye'nin en meşhur bestekarlarının çaldığı Hamiyet Yüceses, Müzeyyen Senar gibi sanatçıları canlı olarak izlerdik. Bunlar kimler miydi? Yorgo Bacanoz vardı, Sadi Işılay vardı, Şükrü Tınar vardı, Ercüment Batanay vardı. Sonra bunların sağ kalanlarıyla gene bu sefer Maksim'de Zeki Mürenleri, Beyi Aksoy'ları dinlemeye başladık. Şu anda bulunduğumuz mekan ise, nur içinde yatsın, rahmetli entelektüel Cahit'in mekanıydı. Fırsat buldukça buraya gelirdik, güzel günlerdi. Bence o günler bugünlerden de güzeldi. Genç bir Bahriyeli olarak Atilla Kıyat'ı en çok heyecanlandıran günlerdi milli bayramlarımız. İstanbul'un stadyumlarında kutlanan 19 Mayıs'lar, 30 Ağustos'lar. Bembeyaz üniformalarıyla İstanbul'u köpük köpük dalgalandıran bu gençler, şehri yorulmak nedir bilmeden dolaşıyor, 7'den 70'e herkesin ilgi odağı oluyorlardı. Biz o yıllarda 6 Ekim ve 29 Ekim'i Taksim'de çok büyük bir coşkuyla kutlardık. Ayrıca senede iki kere body show dediğimiz, bizlerle halkı kaynaştıran yürüyüşler yapardık bu caddede. Karaköy'den vapurdan iner ve Bankalar Caddesi boyunca gelir. Arkamda gördüğünüz tünelden İstiklal Caddesi'ne girerdik. O yıllarda İstiklal Caddesi'ndeki bütün binaların sahipleri veya işleticileri büyük bir çoğunlukla azınlıklardı. Onların bizim bu yürüyüşümüz esnasında üzerimize attıkları çiçekleri dün gibi hatırlıyorum. Güzel günlerdi. Bahriye'nin en sevilen subaylarındandı Atilla Kıyat. Kendisinden yüksek rütbeli subayların bulunduğu ortamlarda bile Bahriye çiftetellisi oynayabilecek kadar kendinden emin, Deniz Harp Okulu'ndan mezun oluşunun 50. yılında bile aynı coşkuyla yürüyecek kadar mesleğine bağlı, yarım asır sonra kendilerine hizmet eden Garson Stavro'nun oğlu Andreas'ı bulacak kadar vefakar, Kıbrıs Barış Harekatı'nda Rum esirlere dahi iyi davranacak kadar insan, Abdi İpekçi Barış Ödülünü alacak kadar barışçıl ve yükselmeyi hazmedebilecek kadar alçak gönüllü.